Arkadaşlar merhaba. Bu görsel eğitim videomuzda tasarımın projemize uygun hale getirilmesine değineceğim. Öncelikle internetten temin ettiğimiz yani download ettiğimiz veya kendi Photoshop üzerinden tasarladığımız template de olabilir. Buna daha önceki videomuzda değinmiştik. Fakat ben ücretsiz olarak internetten temin ettiğim tasarımı açıyorum sizlere. Tasarım klasörünü açtığım zaman bizi klasörler ve bir adet indeks web page yapısı karşılıyor. Şimdi klasörlerimize çok fazla değinmeyeceğim. Bunlar birçok web template'te olmazsa olmaz klasörlerdir. Örneğin imaj dosyalarının yer aldığı IMG klasöründe template'le alakalı, tasarımla alakalı resimler yer alırken daha özel resimlerin yer aldığı yine ayrıca bir klasör daha bulunmakta. Şu şekilde göstereyim. Yine arkadaşlar JavaScript, jQuery gibi kullanılan script dosyalarının bulunduğu klasörümüz. Stillerin bulunduğu style klasörü içerisinde bakın dikkat ederseniz bunların her biri CSS belgesi şeklinde görüntüleniyor. Ve yine arkadaşlar template'e ait asset dosyası ile yine farklı temalara dair yine yani bu template çok gelişmiş bir template esasında. Ben mavi tonlamasına hoşuma gittiği için mavi tonlamasını yani blue olan seçeneğini kullanıyorum. Ama green ve red şeklinde iki ayrı renk seçeneği de mevcut. Şimdi ben template'i çalıştırdığım zaman bakın arkadaşlar bu tamamen bir HTML sayfası uzantısından gördüğünüz gibi. Bunun şu an herhangi bir atribütü, aksiyonu, öz niteliği hiçbir şeysi yok. Ben bunu daha önceden biraz Türkçeleştirdim. Şimdi internet üzerinden free download ettiğimiz, ücretsiz olarak temin ettiğimiz web template'lerde bildiğiniz üzere örnek bir firma senaryosundan yola çıkılır ve bu firma senaryosunun logosu gördüğünüz gibi logo alanına yine kullanıcıları bu şekilde kullanıcı yerlerine ayarlanmış bir şekilde bize gelir. Bunun kod görünümünü de açalım arkadaşlar. Şimdilik Visual Studio'ya geçmemize gerek yok. Notepad++ yazılımı işimizi görecektir. Bu şekilde klasörümüzü kapatıyorum. Şöyle kabaca template'imizi incelersek arkadaşlar, kitabımız süresince geliştirmiş olduğumuz iş takip projesini bu template üzerinden gerçekleştireceğiz. Burada bakın Türkçeleştirmediğim özellikle bazı yerler var. Bunları sizlerle beraber Türkçeleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi tasarıma bir F5 yapıyorum. Gördüğünüz gibi ilk menü kapalı, ikinci menü açık geliyor. Bunu kendimiz mouse'la açıp kapatabiliyoruz. Bunun JavaScript'te collapse diye bir özelliği var arkadaşlar. Bunları açıp kapatarak tamamının açık gelmesini, tamamının kapalı gelmesini veya ilk baştaki menü grubunun açık, diğerlerinin kapalı gelmesini şu an olduğu gibi sağlayabiliyoruz. Bunun dışında arkadaşlar bir title alanımız var burada. Buraya istediğimiz bilgileri yazabiliriz. Bunların yine nereden ne şekilde olduğunu göstereceğim, paylaşacağım. Ve İçerik kısmını arkadaşlar hazır template'in içerisindeki içeriği ben tamamen temizledim. İçerik kısmı buraya gelecek şeklinde bir metin yazdım. Ve bunu videomuzun ilerleyen bölümlerinde Visual Studio ortamına taşıdığımız zaman Content Placeholder nesnesinden bahsetmiştim. Content Placeholder nesnesini buraya getireceğiz. Ve daha sonra tüm sayfalarımızda oluşturacağımız tüm sayfalarımızda içerik alanı şu an gördüğünüz yaklaşık 1 santim yüksekliği ve hani ekran olarak düşünürsek bir 20-25 santim uzunluğu olan bir alan görüyoruz şu an mouse'la işaret ettiğim alandan bahsediyorum. Bu alan içerisine gelen içerikle doğru orantılı olarak büyüyecektir arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya doğru uzayacaktır. Şimdi arkadaşlar yine kabaca bakacak olursak giriş yapan kullanıcı, hoş geldin kullanıcı şeklinde buraya sabit bir metin yapıp hangi kullanıcının geldiği yazısını yine ASP.NET teknolojisinin login nesneleri, login status nesneleri sayesinde gerçekleştireceğiz. Çıkış yapabilirsiniz, kullanıcı değiştirebilirsiniz. Ben öylesine buraya bir isim yazmıştım. Ve yine arkadaşlar section heading dediği yani buralara başlıklarımızı yazacağız. Örneğin biz projemizde eğer ki içindekiler sayfasını kurcalarsanız projemizin içindekiler sayfasında arkadaşlar hangi sayfaları oluşturacağımızı 5. bölümde değinmiştik. Projenin oluşturulması bölümünde hasta işlemlerinin, randevu işlemlerinin, konsültasyon işlemlerinin, kasa işlemleri gibi ve SMS işlemleri gibi tüm işlemlerimizin olacağına değinmiştik. Şimdi burada isterseniz Notepad++ yazılımımı açıyorum arkadaşlar. Template'in kod görünümüne geçiyorum. Bakın birazcık daha HTML bilgisi verecek olursak eğer Google Chrome kullanıyorum tarayıcı olarak. Tarayıcımın sekmesi üzerinde görüntülenen title alanı admin template. Bunu hemen gelin değiştirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar HTML'den bildiğimiz üzere title. İsterseniz bunun dilini HTML'i tanıyor ama zaten tanımış.
Title arasına yazdığımız arkadaşlar bilgiler bildiğiniz üzere sekmede görüntülenecektir. Buraya Codelab, ASP.NET iş takip projeleri diyebiliriz arkadaşlar. Şekilde nokta koymayalım, kaydediyorum. Yine ben hazır bir template kullandığım için template'e özgü bazı açıklamalar vesaire alanlar yer alıyor. Bunları temizleyebiliriz. Bunların projemiz için bir faydası yok arkadaşlar. Yine kitabımız üzerinden gelen DVD içerisinde bu ücretsiz template'i paylaştım. Bunu kullanabilirsiniz veya projeyi geliştirirken kendinize özgü farklı tasarımları da kullanabilirsiniz. Logoyu değiştirmek istersek arkadaşlar bakın bunun sağ tıklıyorum logo üzerine F12 veya V'yi denetle diyorum. Gördüğünüz gibi imaj klasörünün altında cp-logo.png şeklinde bir dosya. Bunu da arkadaşlar kendi logomuzla değiştirebiliriz. İsmini veya direkt yolunu değiştirerek. Daha sonra HTML sayfama devam ediyorum arkadaşlar. Bakın CSS olarak kodlanmış bir alan var. Strong içerisinde Codelab iş takip sistemi diyor. Bunun nerede yazdığına hemen dikkat edecek olursak bakın buradan bahsediyoruz. Yanında 2005 var. Slash ASP.NET iş takip projeleri yazıyor. Yine devam edelim. Bakın arkadaşlar 2015 burada. Slash burada. İş takip projeleri yazısı da burada. Daha sonra arkadaşlar bakın content container div class content box alanı içerisine. Ben burayı içerik alanı yapmaya uygun gördüm arkadaşlar. Şu daha açık beyaz tonla az önce de göstermiş olduğum yerin içerik olması gerektiğini uygun gördüm. Bakın buraları alt satırdan devam etmek adına şu şekilde bir BR atıyorum. Biraz çoğaltıyorum. Sayfamı yeniliyorum. Pardon, bir hata yaptık. Bir hata yaptık arkadaşlar. Bir saniye. Şurayı bir temizliyorum. Yeniden F5 yapıyorum. Yaptığımız hatayı şu an göremedim ama biraz bir geri alalım. Böyle hataların da eğitim sırasında olması aslında güzel bir şey. Neyin nereden kaynaklandığını en azından görebiliyoruz. Arkadaşlar muhtemelen ben az önce bu gereksiz alanlardan bahsederken evet yanlışlıkla farklı bir şey silmişim. Tekrar title'ımı düzeltiyorum arkadaşlar. Codelab ASP.NET iş takip projesi yazıyorum. Pardon. Projesi yazıyorum. Yeniliyorum. Gördüğünüz gibi tasarımda bu sefer bir kayma olmadı ve title alanım yazdığım alanla değişti. Daha sonra arkadaşlar acaba BR'nin Visual Studio'da alışkın olduğumuz formatıyla yazdığım için mi diyecektim ama değilmiş. Az önce ben yanlışlıkla bir şey silmişim arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Şimdi tekrar F5 yaptığım zaman gördüğünüz gibi az önce bahsettiğim de buydu. Hani 1 santim yüksekliğinde olan içerik alanımız içeriğimizi doldurdukça aşağı doğru kaymaya başlıyor. Bu arkadaşlar tasarım orantısına göre ufalıp büyüyebilen bir alandır. Ve şu şekilde baktığınız zaman bunu bir tablet bilgisayarda görüntülemek istediğimiz zaman arkadaşlar çok fazla bir mobile'a dair hiç kod yazmadık bakın. Responsive bir tasarım da geliştirmiyoruz esasında ama tarayıcıdan şöyle ufalttığım zaman çok kaymadığını ve kullanım kolaylığının tablet ve mobillerde de aynı şekilde devam ettiğinden aslında bahsedebiliriz buna. Daha sonra arkadaşlar HTML sayfasını biraz daha tanıtacak olursam sayfanın footer kısmında gördüğünüz gibi buna da zaten CSS'de footer ismi verilmiş. Başlığı söz konusu. Daha sonra arkadaşlar giriş yapan kullanıcı admin. Burayı şey yapabiliriz. Şifremi değiştir şeklinde bir şey yazabiliriz. Bir yenileyelim. Bakın bu butonu şifremi değiştir butonu. Bunu da çıkış butonu olarak kullanabiliyorum. Tabii ki burada şu an HTML'den bahsettiğimiz için sadece bir class yapısı söz konusu. CSS klaslarına göre username alanı yanına admin yazılmış ama biz bunu projemizde kitabımız üzerinden de anlattığım gibi ASP.NET'in toolbox'ında yer alan nesnelerden login status nesnesi aracılığıyla hangi kullanıcının giriş yaptığını belirtebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar yine kitabımızın içindekiler kısmını takip edecek olursanız eğer bizim projemizde oluşturacağımız sayfaların arasında başlıca müşteri işlemleri geliyor. Bakın az önceki heading alanlarından ilkini müşteri işlemleri şeklinde değiştiriyorum. Ve bizim
İlk alt işlemimiz ne olacak arkadaşlar? Müşteri işlemleri içerisinde. Müşteri kayıt diyelim. Eğer ki bunu bir klinik için geliştirdiğimizi varsayarsak bu projeyi, o zaman da hasta kayıt şeklinde bir isimlendirme daha doğru olacaktır. Daha sonra aynı menü altından randevu vermek yine mantıklı olacaktır arkadaşlar. Randevusuz şeklinde bir özelliğimizden bahsetmiştim. Kitabımızda da değinmiştik. Randevusuz menüsünü yine burada değinebiliriz. Şimdi HTML'den bildiğiniz üzere bunun altına bir adet daha liste yani li etiketinden çoğalttığım zaman buraya da arkadaşlar işlem yap diyeyim. Daha sonra arkadaşlar buraları yine Visual Studio ortamında gerçekleştireceğiz aslında ama müşterikayıt.aspx Türkçe isimlendirmeler vermezseniz sizin için de faydalı olacaktır arkadaşlar bu alışkanlığı kazanmak. Yönlendirileceği sayfaları bu şekilde burada belirleyelim. .aspx arkadaşlar ASP.NET teknolojisinin sayfa uzantısı ASPX'tir. Eğer 2013 sürümü Visual Studio kullanıyorsanız .aspx yazmanıza gerek kalmaz. Sadece sayfanın adını yazmanız yani şu şekilde örneğin işlem yap şeklinde burayı bırakmanız yeterli olacaktır. Ama 2010-2012 sürümlerini kullanıyorsanız uzantıları yazmanızda fayda var arkadaşlar. Daha sonra örneğin burası yönetici işlemleri olabilir. Yönetici işlemlerinin altında da personel kayıt işlemi olabilir. Daha sonra personel devamsızlık takibini yapmak amacıyla devamsızlık girişlerinin tutulacağı bir sayfa olabilir. Bu şekilde burayı boş bırakalım arkadaşlar. Yine bu menüden bir tane komple çoğalttığım zamansa yine projemizde kullanacağımız menülerden örneğin muhasebe işlemleri diyebiliriz. Bunun altına ise tahsilat diyelim. Giderlerimizi takip edeceğimiz için gider işlemleri diyebiliriz. Fazla menümüzü silelim. Şimdilik arkadaşlar hazır bir tasarımı projeye nasıl entegre ederiz? Neler yapmamız gerekiyor Visual Studio ortamına taşımadan önce? Bunlara değinmiş olduk. Gördüğünüz gibi müşteri işlemleri altından müşteri kayıt, randevu ver, randevusuz, yönetici işlemleri ve yine muhasebe adında bir menü daha çoğaltmıştık. Tahsilat ve gider işlemleri şeklinde. Şimdi bunlardan herhangi bir tanesine tıkladığım zaman gördüğünüz gibi bu sayfanın olmadığını gösteriyor. Zaten şu an herhangi bir lokal de olsa host ortamında, server ortamında değiliz. Sunucu ortamında değiliz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda buraya kadar gelmiş olduk. Bir sonraki videomuzda bu yapmış olduğumuz tasarımı Visual Studio ortamına taşıyacağız. Ve artık gerçek sayfalarımızı oluşturup yavaş yavaş da kodlama işlemlerine geçmiş bulunacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.